Büyük tarihin 13,7 milyar yıllık hikayesini 8 çarpıcı geçiş dönemine ayırıyoruz. Bunlara artan karmaşıklık eşikleri adını veriyoruz. Doğru bileşenler doğru şartlarla bir araya geldiğinde tamamen yeni bir tür karmaşıklığın doğmasına neden oluyor. Aslında evren ortaya çıktığında son derece basitti. Hatta bizim bakış açımızla açıkçası biraz da sıkıcıydı. Hiçbir yıldız yoktu, gezegen yoktu, hayat yoktu, insan kesinlikle yoktu. Ama bir de şimdi etrafınıza bakın ve bu inanılmaz karmaşıklığı görün. Gökyüzü ayrı ayrı gelişim safalarındaki yıldızlarla ve galaksilerle dolu. Milyarlarca yıl önce doğan ve ölen yıldızlardan kalanlarla şekillenen bir güneş sistemi göreceksiniz. Dağlar ve nehirlerle, derin mağaralarla ve geniş okyanuslarla inanılmaz bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan kendi dünyamızı göreceksiniz. Yarattığımız bilgisayarlar, uçaklar, gökdelenler, sonsuz sanat eserleri ve buluşlarla kendi yenilikçi türümüzü yani insanları göreceksiniz. Bu sekiz eşik nispeten basit bir evrenin nasıl olup da şu anki zengin karmaşıklıktaki halini aldığını açıklıyor. Her bir eşik bir öncekinin üzerine inşa ediliyor. Birlikte her şeyin nereden geldiğini açıklamaya yardımcı oluyorlar. Evrendeki yerimizi ve nereye doğru gittiğimizi açıklamaya yardım ediyorlar. Bugün evrenin çoğu hala geniş bir boşluktan oluşan son derece basit bir halde. Özel bölgelerde yani doğru bileşenlerin ve doğru koşulların yeni karmaşıklık eşiğini geçmek için uygun olduğu bölgelerde karmaşık şeylerin nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Daha önce hiç görülmemiş bileşenlere ve niteliklere sahip yeni karmaşıklık türlerinin adım adım nasıl ortaya çıktığını ve bunların bugün içinde yaşadığımız dünyayı nasıl oluşturduğunu öğreneceğiz.